Selamünaleyküm arkadaşlar. Evet, mantar bulduk. Yavaş, tek başıma. Bu güzelliğine bak dedim. Bu yönünde var. Geçelim bu tarafına. Burada da var arkadaşlar. Buradaki ağaçta suyunu almıştı demek buralar. Yüksek olduğu için suya dönmüş. Ağaçlar yosun almaya başlamış. Şu şekil. Bu şekil olduğu zaman ağaçlar ıslanmış demek. Mantar da rahatlıkla çıkabiliyor. Şimdi mantarımızı alalım. Kendilerden bir mutlaka bir var ya, çok hoş olacak da. Birkaç tane dike mantarı bulmuştum. Onu da yedik ayağımızdan sağ ol. Bir de dike şu mantara bak. Ama hepsinin dede tadı farklı. Ah elim ay. Yapma. Mantarı her zaman dediğim gibi yemeden çok bulması var ya, ne kadar güzel ki. Ya insanlar geziyor, temiz hava, karışan yok, görüşen de yok. Ne diyeyim ben ya, gezeceğim, bulacağım, yaşayacağım. Şimdi ne desem boş. Yani bu da buraya gelir mi gelmem de tereddüt içindeydim. Nasıl pişti? Nasıl çekip getiriyor seni buraya? O kadar çok ağaç var ki hepsine gelme şansı zaten yok. Mantarın renkleri de farklı olabiliyor mesela. Bu tamamen kahverengiye dönmüş. Gri olan var. Beyazına denk gelmedim daha da. Arabada bugün bulduğum tazeler de var. Onlardan da gösteririm. Burada dursun. Öbür tarafa geçelim. Temizliğini bir yapayım, böyle gidelim. Benim bu sepetle başım belada ya. İşte bulmadan sepet dolu veriyor. Ya iyi bir sepet bulmam lazım. Sonra geçiyoruz arkadaşlar.
Evet, iyi ki ayağını almışım bugün. Yoksa perişan olacaktım. Dur arkadaş, dur ya. Yavaş. Arkadaşlar. Tek parça alabildik. Ben de biraz bakalım. Beklesin. Parlarını buraya dökülsün. Temizlik yapalım. Zaten temizlik yapmış. Sepet doldu şimdi. Buyur. Allah aşkına ben ne yapayım şimdi hadi. Daha yeni bu dereye yeni girdim. Ağaç dağlarına. Sepet bu gördüğünüz gibi arkadaşlar. Üşütmüşüm zaten. Başım belada. Mantar kesip de bulamıyorum arkadaşlar. Biraz daha gayret göstereyim. Bulacaksınız. Tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.